Değerli izleyiciler, tarih severler, kitap kurtları, hepinize selamlar. Bu videoda 1. Dünya Savaşı Edebiyatı dizisinin ilk videosuyla sizlerle beraberiz. Konumuz Fransız ediplerinden Henri Barbus'un Ateş adlı romanı olacak. İlerleyen zamanlarda savaş edebiyatı ile ilgili okuduğum kitapları tanıtmaya devam edeceğim. Şimdi ilk olarak Henri Barbus kimdir, kendisini bir tanıyalım. Fransız bir baba ve İngiliz bir annenin oğlu olan Henri Barbus, 17 Mayıs 1873'te Paris'in Île-de-France bölgesine bağlı Anières-sur-Seine kasabasında dünyaya gelmiş. Protestan kökenli bir aileye mensup olan babası Adrien Gustave, Cenevre Üniversitesi'nden ilahiyat mezunu, Le Siècle gazetesi için çalışan bir gazeteci. Annesi ise Henri Barbus 3 yaşındayken hayatını kaybetmiş. 1889'da 16 yaşındayken Paris'e giden Henri Barbus'un edebiyat camiasında ilk tanınması, Parnasizm edebiyat akımına mensup Fransız şairi Catulle Mendès'in 1892'de L'Écho de Paris gazetesinde düzenlediği şiir yarışmasına katılmasıyla başlar. 1895'te ilk şiir kitabı olan Pleureuse, yani Ağlayan Kızları yayınlar. 1898'de Catulle Mendès'in kızı Elion Mendès ile evlenir. Burada bir parantez açmak istiyorum. Edebiyat derslerinden belki hatırlayanlarınız vardır. Parnasizm, Fransa'da şiir türünde ortaya çıkan bir edebiyat akımı. 1886'da Parnas adlı derginin yayınlanmasıyla varlığını duyurur. Romantizm akımına şiirde tepki olarak doğmuştur. Sembolizm akımının da öncüsü sayılır. Sanat için sanat ilkesini benimsiyor bu. Hedef kitlesi olarak da seçkin kişilere hitap eder. Ahenk unsurunu çok önemser. Parnasçı şairler şiirde ayrıntılı ve nesnel betimlemelere yer vererek duygusallığı reddetmişlerdir. Bu akımın Fransa'daki yüzü Théophile Gautier'dir. Servet-i Fünun edebiyatçılarımızdan Tevfik Fikret, Yahya Kemal, Cenap Şahabettin de bu akımdan etkilenmişlerdir. Şimdi parantezi kapatarak devam edelim. Henri Barbus daha sonra gazetelerde yazılar yazmaya başlıyor. 1903'te ilk romanı Les Suppliants, yani Ricacıları yazmış. Bunu 1908'de kaleme aldığı L'Enfer, yani Cehennem takip etmiş. Aynı yıl Şairler Cemiyeti'ne katılıyor. Birinci Dünya Savaşı başladığında 41 yaşında, akciğer sorunlarına ve savaş öncesindeki pasifist tavrına rağmen gönüllü olarak orduya yazılarak Aralık 1914'te 231. Piyade Alayı'nda muvazzaf asker olarak görevlendiriliyor. Cephede sık sık hastalanması sebebiyle 3 defa ordudan uzaklaştırılmasına rağmen her seferinde geri dönerek tekrar cephe hattında savaşmaya gelen Henri Barbus, 17 ay boyunca aktif olarak cephe hattındaki askerlik görevini devam ettiriyor. 8 Haziran 1915'te Croix de Guerre, yani savaş haçı nişanıyla ödüllendirilen Barbus, Kasım 1915'te bitkinlik, akciğer rahatsızlığı ve dizanteri sebebiyle kalıcı olarak karargah hizmetine veriliyor. 1 Haziran 1917'de çürüğe ayrılarak terhis ediliyor. Bu dönemde 1916 yılında Le Feu, Journal d'une Escouade, yani Ateş Bir Takımın Günlüğü adlı romanını yazdı. 3 Ağustos 1916'dan itibaren L'Œuvre, yani Edebiyat Gazetesi'nde dizi halinde yayınlanan bu roman, Kasım 1916'da kitap halinde yayınlandı. Roman, katı naturalist teması sebebiyle eleştiri almasına rağmen Aralık 1916'da Goncourt Edebiyat Ödülünü kazanmıştır. Aynı yıl içinde İngilizce'ye tercüme edilen eser Amerika'da üst üste 7 baskı yapmış. Ertesi yıl 1917 Kasım'ında Henri Barbus, L'Association Républicaine des Anciens Combattants, yani Cumhuriyet Gazileri Derneği'nin kurucuları arasında yer alarak ilk başkanlığını da yapıyor. Ateş kitabının gelirini bu derneğin kurulması için sarf etmiştir. Nisan 1918'de Karl Marx'ın da torunu olan Fransız siyasetçi Jean Longuet tarafından Le Populaire gazetesinin edebiyat bölümüne geçmesi için çağrıldı. Bu gazetede yazdığı ilk makale Les Lettres et le Progrès, yani Harfler ve İlerleme başlığını taşıyor. Daha sonra Moskova'ya giden Henri Barbus 1919'da Clarté, yani Aydınlık adlı romanını yayınlıyor. Bu romanın konusu orduda askerlik hizmetini yaparken savaşın bir suç olduğunu anlamaya çalışan bir fabrika memuru hakkında. Henri Barbus'un hayatından da izler taşıyor. Sovyetler Birliği'nin kurucu lideri Vladimir İlyich Lenin, Henri Barbus'un bu kitabının Fransa'da yasaklandığını söylemiş. 1919'dan 23'e kadar aynı adı taşıyan derginin editörlüğünü de yapmıştır. 1923'te Komünist Parti'ye katılan Henri Barbus, Sovyetler'deki gezileri sırasında Lenin ve
Maxim Gorki ile arkadaş oluyor. Nisan 1926'da Marcel Cachin ve Paul Weyland Couturier'in çağrısı üzerine L'Humanité gazetesinin edebiyat sayfasının yönetimine geçiyor. 1925 Temmuz'unda L'Humanité gazetesinde yayınladığı Fikir İşçilerine adlı bildiriyle Fransa'nın Fas'ta yürüttüğü askeri operasyonları protesto ediyor. 1928'de Monde dergisini kuruyor. Bu dergi 1935'e kadar yayınlanmış. 1926-33 arasında Amerika'nın Nikaragua'ya işgal döneminde Amerikalılara karşı gerilla savaşı yürüten Augusto Sandino ile Honduraslı şair Froilan Turcios vasıtasıyla temasını sürdürmüş. 1932'de aralarında Romain Rolland ve Maxim Gorki'nin de bulunduğu yakın dostlarıyla birlikte Devrimci Sanatçılar ve Yazarlar Derneği'ni kurarak Komün Dergisi'ni yönetiyor. Barbus, Ağustos 1932'de Amsterdam'da savaş karşıtı kongre toplantısında etkin bir rol oynuyor. Bu kongrenin sonunda emperyalist savaşa karşı enternasyonalist kongrenin toplanma kararı alınacak. Bu kongre de Haziran 1933'te Paris'te toplanıyor. 33'te Amerika'ya giderek faşizme ve savaşa karşı Amerikan Birliği toplantısına, yani yine aynı yıl yapılan Dünya Öğrenci Kongresi'ne katılan Barbus, 1935'te de Paris'te toplanan Enternasyonel Gazeteciler Derneği'nin başkanlığını yapıyor. Barbus aynı yıl Sovyet yazarların çağrısıyla Moskova'ya gidiyor ve o yıl toplanan Komintern 7. Kongresi'ne katılıyor. Bu dönemde savaşta aldığı yaraların etkisiyle sürekli bozulan sağlığı kötüye giden Henri Barbus, 30 Ağustos 1935'te hayatını kaybediyor. Son anlarında yanında bulunan sekreteri Annette Wiedel'in anlattığına göre kendisine o sırada devam eden İtalya-Habeşistan Savaşı ile ilgili haber olup olmadığını sormuş. Wiedel'in iyileştikten sonra bunları düşünürsün demesine cevaben de bu anda kimsenin istirahat etmeye hakkı yoktur ve son sözleri Habeşistan olmuş. Naaşı Moskova Konservatuvarı'nda 3 gün sergilenmiş, cenazesi Fransa'ya ulaştığında cenaze törenine 400 bin kişi katılmış. Evet, Henri Barbus'un hayatından bahsettikten sonra şimdi Ateş romanına geçebiliriz. Ateş, kurgusallığının haricinde büyük ölçüde Henri Barbus'un savaş sırasında yaşadıklarından etkilenerek yazılmıştır. Henri Barbus, Kruy ve 119 rakımlı tepede ölen silah arkadaşlarına ithaf ettiği romanında cephenin ön saflarında yer alan ve çoğunluğu yoksul köylü ve emekçilerden oluşan Fransız askerlerinin acılarını, özlemlerini ve savaş cehennemindeki dönüşümlerini anlatır. Lenin bu kitabın o dönemde Rusya'da 230 bin baskı yaptığını söylemiştir. Daha da detaylandıracak olursam Lenin 14 Temmuz 1919'da kaleme aldığı 3. Enternasyonel'in görevleri hakkında adlı yazısında şöyle diyor. Kitlelerde inkılapçı şuurun göze batacak kadar arttığı her yerde görülmektedir. Bunun en kuvvetli delillerinden biri de Henri Barbus'un Ateş ve Aydınlık adlı romanlarıdır. Bu romanlardan birincisi, Fransa'da 230 bin nüsha basılmış ve daha şimdiden bütün dünya dillerine çevrilmiştir. Kendi görüşleri ve peşin hükümleri tarafından tamamen ezilmiş, tamamıyla cahil bir küçük burjuvanın, tamamıyla cahil kalmış bir sokak adamının, en çok da savaşın etkisiyle bir inkılapçı haline gelmesi, sonsuz bir hakikatle, ustalıkla gösterilmiştir. Ünlü şairimiz Nazım Hikmet de bu eseri okuduktan sonra şu sözleri sarf etmiştir. Henri Barbus'un Ateşini okumayan bir işçinin, bir emekçinin ve hakiki aydının kafası bir parça yarımdır ve bu kitabı çevirerek kütüphanesine sokmayan bir dil, insan kafası ve yüreğinin en büyük değerlerinden birinden mahrum kalmış demektir. Bence bugün Henri Barbus için yapılacak ilk iş, Ateş'in Türkçe'ye tercümesi olmalıdır. Nazım Hikmet'in ilk baskısı 1935'te yapılan Tarantaba Bu Emeklilikler adlı kitabı, Henri Barbus'e adanmıştır. Ateş'i Türkçe'ye tercüme eden kişi Nazım Hikmet'in de yakın arkadaşlarından olan öncü kadın gazetecilerimizden Suat Derviş Hanım'dır. Romanı okuduktan sonra çok beğenen Suat Derviş Hanım derhal Henri Barbus'a bir mektup yazmış. Barbus mektubu kısa süre sonra cevaplamıştır. Mektuplaşmaları Henri Barbus'un ölümüne kadar devam etmiş. Barbus ile yapılan bu yazışmalar Suat Derviş'in romanlarında gerçekliği ön plana çıkarmasına tesir etmiştir. Çünkü Barbus, Suat Derviş'in göndermiş olduğu romanlarını okumuş ve gerçekçi olmasını takdir ettiğini ve böyle kalması gerektiğini kendisine söylemiştir. Yanlış bilmiyorsam bu kitabın ilk baskısı 1975'te Öncü Yayınları tarafından yapılmış. Ben o baskıdan okudum. Sonra 2002'de Evrensel Yayınları, 2018'de Kor Kitap bastı en son olarak. Roman, isimsiz anlatıcının savaşta geçirdiği zamanı kaydetmek için yazdığını ifade ettiği günlük benzeri anekdotlar biçimindedir.
Alman işgalinden sonra Fransa'da Batı cephesinde bir Fransız birliğini konu ediniyor. Anekdotlar ayrı ayrı olaylardan oluşur ve her biri ayrı bir bölüm başlığına sahiptir. Kitap akıcı değildir, onu söyleyeyim, ağır işliyor. Karakterleri kafada oturtmak biraz zaman alabilir. Sindirerek okumak lazım. Kitaptaki diyaloglarda mesela en saçma görünenleri bile aslında anlamlıdır. Ekip üyeleri zor anlar yaşadıkları zamanlarda ve savaş hakkında dedikodular yapar sürekli. Bazı detaylar gerçekten olağanüstüdür. Bir arkadaşın işte çamurda boğulduktan sonra yüzünde geçirdiği değişiklik, işte bir başkasının eski bir çizmeyi cesetten çıkarmak için gösterdiği çaba, bir başka yerde mesela anlatıcının grubu gecenin ortasında siperlerde kayboluyor. Ön safları bulmaya çalışmak için bir lağım kanalından geçmek zorunda kalıyorlar. Anlayacağınız kelimenin tam anlamıyla ayak bileklerine kadar pisliğe batıyorlar. Fransız ve Alman siperleri arası yaklaşık 40 metre, yani bir bomba atımı mesafesi. Kimi yerlerde uzun diyaloglar var ama kesinlikle bunlarda 1915'te Batı cephesindeki bir Fransız siperinde kendimi hissettiğimi söyleyebilirim. Yani belki askeri tarihle çok haşır neşir olduğum için de böyle hissetmiş olabilirim, bilemiyorum. Siz okursanız ne hissedeceksiniz, göreceksiniz. Kitaptan birkaç alıntı da okuyarak videoyu bitireyim. Cephe hattı mesela şöyle anlatılıyor. Tak, tak, güm, üstümüzde vızıldayan kurşunlar ve top ateşleri. Başımızın üstünde uğultu ve vızıltılar. Bazen yaylım ateşi, bazen tek bir uğultu. Bu karanlık ve alevli fırtına hiç durmuyor. 15 aydan daha fazla oldu. 500 gündür, şu bulunduğumuz dünya köşesinde, bombardımanlar, tüfek ateşleri, sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar sürüp gidiyor hiç dinmeden. Ebedi bir savaş alanına gömülüp kalmışız. Artık, efsaneyi andıran bir geçmişte, evlerimizdeki duvar saatlerinin tik taklarını nasıl dinlemedikçe işitmezsek, şimdi de bu silah seslerini dinlemezsek işitmiyoruz. Cephenin ön saflarıyla ilgili şu parçada bakalım ne diyor. Bunların tümü başlarını, göğüslerini, karınlarını, çırılçıplak tüm vücutlarını, daha önceden kendilerine çevrilmiş tüfeklerin, obüslerin, daha önceden hazırlanmış, yığın yapılmış bombaların, hiç şaşmaz mitralyözlerin karşısına götüreceklerini biliyorlar. Burada korkunç bir şekilde susarak öldürülecekleri başka askerlerin karşısına çıkarılacakları anı bekliyorlar. Onlar öfkeyle körleşmiş azılı haydutlar değil ki yaşamları için endişe duymasınlar. Buradan sağ kalmayı başaranların duyguları şöyle ifade edilmiş. Altında ezildikleri yorgunluklara, üstlerini başlarını kanla lekeleyen, taptaze cellatlık sahnelerine, aralarından koparılıp alınmış kardeşlerine, evet her şeye ve kendilerine rağmen, onlar bu tehlikelerden sonra, hala yaşamakta olmanın bayramı içindeler. Evet, söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.